Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. İnşallah iyi olur. Bu hafta Perşembe günü ayın 21'inde Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Çok önemli değil mi? Aslında gündem bile olmaması gerekiyor. Neden? Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası Başkanlığı yapmıyor ki. Yani oraya bir çocuğu da koysanız hiç fark etmez. O da aynı şeyler yapar. Yukarıdan gelecek bir talimat, Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nda o talimatı yerine getirecek. Tahminimi sorarsanız zannediyorum 50 bas puan kadar sırf indirmiş olmak için faiz indiriminde bulunacaklar. Piyasalara faydası olmaz. Peki doları iyice sıçratır mı? Belki gelecekte daha da faiz indirirler mi? Kuşkusu, endişesiyle belki. Ama canlarım, bütün bunların hiçbirisinin Türk parasının değerinin artması ya da düşmesiyle çok da fazla ilgisi yok. Artık Türk parasının artması ya da değer kazanması ya da değer kaybetmesi Türkiye ekonomisinin gelişmesiyle de ilgili ya da çökmesiyle de ilgili değil. Türk parası bundan sonra değer kaybetmek zorunda. Neden? Güven yok. Eğer siz bir ülkenin yönetimine, bir ülkenin merkez bankasına güvenmezseniz o ülkeyle iş yapmazsınız. Ya adamın hiçbir sözünü tutmadığını göre göre bir adamla gidip işbirliği yapar mısınız? Ona mesela borç verir misiniz? Onunla ortak olur musunuz? Siz olmazsanız devletler niye olsunlar? Yani devletleri yönetenler çok akıllı olmayabilirler ama ortalama bir insandan daha aptal da değildirler. Değil mi canlarım? Yani en cahil insan bile cahil bakın, yani bilmeyen bile kafası biraz çalışıyorsa, dünyayı biraz izliyorsa güvenmediği birisiyle iş yapmaz. Diyeceksin ki dede ya bizdekiler aynı dolandırıcıya 5 defa dolandırılıyorlar. Ya bizdekiler derken yüzde kaç? 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi. O kadar salak her yerde olur. Değil mi canlarım benim? Erdoğan'a olağanüstü bir yetki verdi. Kim verdi? Parlamento verdi. Parlamento dediğimiz çoğunluk AKP ile MHP çoğunluğu. Erdoğan isterse özel tüketim vergilerini %640'a kadar arttırabilecek. Yani 100 lira olan bir ÖTV özel tüketim vergisi 640 liraya çıkarılabilecek. Pardon. Ama bir de tersi de var. İsterse Erdoğan bir özel tüketim vergisini, bir ürün üzerindeki bu vergiyi sıfırlayabiliyor da. Hangisini yapar? Sizce hangisini yapar? Evet, bekleyelim. Şu anda acayip paraya ihtiyacı var. Vergilerin artması ekonomiyi durdurur mu? Tabii durdurur. Vergiler niye bu kadar çok artıyor? Devlet hantal olduğu için. Devletin çok paraya ihtiyacı olduğu için. Bu devlet 2,5 milyon memura sahipti Erdoğan hükümet olduğunda. Bugün Türkiye'de kamuda çalışan sayısı 5,5. Başka bir şey söylemiyorum. Ha bu arada bir haber daha vereyim. F-16, 40 F-16 satın alalım talebinde Erdoğan bulunmamış. Kendi açıkladı. Ama neden bu kadar zaman sonra açıkladı onu da bilmiyorum. Meğer Biden demiş ki Erdoğan'a, ya senin bizden bir alacağın var Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Tabii Tayyip Bey'in alacağı değil o. 1 milyar 450 milyon dolar. Biz sana bunun yerine 40 tane F-16 uçağı kakalayalım. İki tarafta zaman kazanıyor. İki tarafta zaman oynuyor. Biden da biliyor ki kongre bu uçaklara izin vermez. He ama dede ya parayı kurtarmak için belki de ya verelim gitsin şunlara. İyi de o uçaklar Amerika Birleşik Devleti'nin devletin uçakları değil ki. Kongre o uçaklar üzerinde etkinliği sadece al sat. Ne fiyatına karışabilir ne de başka bir şeyine. Üretici firma vermiyorum da diyebilir mesela. Çünkü özel sektör bunlar. Özel sektör uçaklarını devlet ille de sat diyebilir mi? Efendim Türkiye'de damadının olduğu için diyebilir. O şey insansız mı insansız var ya dronlar. Dronlarla ilgili ama uçaktan bahsediyoruz. Canlarım benim. İngiliz Financial Times gazetesi Çin'in Ağustos ayında dünyanın etrafını bir kez turlayan bir hipersonik füze test
icra ettiğini, bu testin Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servislerini gafil avladığını öne sürdü. Çin ordusunun hedefine doğru alçalmadan önce alçak yörüngeli uzayda uçan hipersonik bir süzülme aracı taşıyan bir roket fırlattığı açıklandı. Şimdi hipersonik sesten 5 kat hızlı uçuyor. Sesten 5 kat. Ve çok ilginç bir özelliği de radarda görünme işi olduğu gibi atak silahlarını, yani hücum silahlarını, öldürücü yok edici füzeleri çok rahat imha ediyor. Şu anda savunma füzeleri atak füzelerinden daha başarılı. O nedenle çok gelişmiş Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi, Rusya gibi ülkelerin ürettiği savunma silahları, savunma füzeleri atak füzelerinden, atak silahlarından daha etkililer idi. Ancak bu doğru ise ki doğru, çalışmalar yapılıyor. Büyük ihtimalle doğrudur. Ancak endişelenmeyelim. Çin'in hipersonik füze çalışması başarıyla sonuçlanırsa bu dünyada diğer devletlerin en azından Çin'e saldıramayacakları anlamına gelir. Daha doğrusu diğer, yani yayılma hevesli ülkeler, savaş heveslisi ülkeler, ki artık bana göre yok. Ben savaş harcamalarının tamamen saçma sapan ve silah tacirlerini koruma amacıyla yapıldığına inanıyorum. Dünyada savaşmak kadar aptalca bir şey yok. Dünyada savaş emri veren günümüz devlet adamı dünyanın en salak insanıdır. Bu kadar net söylüyorum. Ya insanlar ölüyor ya. Her tarafta insanlar ölüyor. Ele geçen ne? Elde edilen ne? Bakınız, günümüz değil, yakın zaman sayılır. Daha 40 sene kadar önce İran'la Irak birbirleriyle savaştılar. İki Müslüman ülke. Biri Sünni, biri Şii. İki Müslüman ülke, iki petrol zengini ülke. 8 sene sürdü savaş. Her iki taraftan da 500'er bin kişi ortalama hayatını kaybetti canlarım. Her iki tarafta da ortalama, yaklaşık daha doğrusu, 150 milyar dolar, 40 sene öncesinin parasıyla 150 milyar dolar petrol gelirini silahlanmaya ve savaşa harcadı. Kullandıkları silahların hiçbirisi ne İran tarafından üretilmişti ne Irak tarafından üretilmişti. 8 sene sonunda ne oldu? İran Irak'ı işgal mi etti? Hayır. Irak İran'ı mı işgal mi etti? Hayır. E ne oldu? İki tarafında toprakları aynı kaldı. Şimdi gelin de bana Hümeyni'nin ve Saddam'ın akıllı insanlar olduğunu söyleyeyim. Ya süzme salaktı ikisi de. İkisi de süzme salaktı. Ama ne oldu? Silah alımından Saddam kim bilir malı ne biçim götürdü. Evlatlarına kim bilir ne kadar büyük servet bıraktı o dönemlerde. Çünkü devletleri yönetenler, bilhassa bizim gibi az gelişmiş ülkeleri yönetenler ya silah satışından para kazanırlar ya inşaattan para kazanırlar. Başka türlü para kazanamazlar. Özel sektöre fabrika izni verdin, ver bakayım bana para. Yok böyle bir şey diyemezler. Haliyle ne yaparlar? Silah satın alımı yaparlar. Silah satın alımı yapabilmek için bahane nedir? Düşman var ya, düşman bize her an saldırabilir. Manyak ve namussuzlar var ya bunlar. Bir gece yarısı baskını düzenleyebilirler. Yahut da beka meselesi. Oradan bize saldırabilirler. Ya niye saldırıyorlar sana durduk yerde yahu? Ya yok böyle bir şey canlarım. Bakın, savaş tehlikesi bittiği anda mesela MHP gibi bir partinin esamesi dahi okunmaz. Biter, sıfırlanır. Ya kim gidecek de MHP'ye oy verecek? Şimdi MHP'ye oy verenler, büyük Türkler her girdiği savaşı kazanırlar. Her girdiğimiz savaşı kazanamayız. Yok böyle bir şey. Ya belki kıytırık bir ülkeyle savaşırsak kazanırız ama neler kaybederiz hesabını yapıyor musunuz? Yapmak lazım. Canlarım, neyse, bu sabah size Korkusuz'da yayınlanan yazılarımdan birkaç tanesini okumak istiyorum. Hepsini değil, sadece birkaç tanesini okumak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ey güzel insanlar! İktidar medyasını eleştiriyor olmam onlardan korktuğum anlamına gelmiyor elbette. Kaldı ki neden korkayım?
insan kendisine zarar verebileceğinden endişe ettiği güçlü ve etkili bir kişi ya da kurumdan korkar. Hem korksam, korktum derim. Korkmak ayıp bir şey değil ki, insani bir duygu. Canlarım benim, bendeniz tek başıma iktidar medyasının yaptığı harcamanın milyonda biriyle onların topundan daha etkiliyim. YouTube'da 265 bin üyem, abone olmayıp videolarımı izleyen 1 milyon 300 bine yakın tekil izleyicim var. Resmi satış, marketlerde ve akaryakıt istasyonlarında bedava dağıttıklarını değil, rakamlarını açıklasalar göreceksiniz ki, tek kişilik tirajım hepsinin toplam tirajından fazla. Sözümün özü canlarım, sosyal medyada ne kadar üstüme gelirlerse gelsinler, İstedikleri tetikçilerini beni itibarsızlaştırmak için elinde klavyeyle sokağa salsınlar. Umurumda bile değil. Ben onlardan korkmuyorum ama onların benden ötleri kopuyor. Ben onlardan korkmuyorum ya. Onlar benden korktuğu için saldırıyorlar. Hani bazen kimi deriz diyorsun ya, dede senin için falanca şunu söyledi falan. Ya hiç umurumda değil ya. Bir adama bakarım adam mı diye, bir lafa bakarım laf mı diye. Boşver ya. Bunlar benim. İnanın kulağımın bir yerinden girer, bir tarafından çıkar. Kıskanç insanlar bunlar. Beni sadece iktidar partisi yandaşları değil, dikkat edin bazı muhalefet partililer ya da muhalifler de çok ağır şartlarda eleştirmiyorlar. Hayır, eleştirseler canımla beraber eleştirmiyorlar. Hakaret ediyorlar. Hakaret, iftira. Hiç umurumda değil onlar. Neden yaptıklarını sorarsanız tekrarlıyorum. Kıskançlık. Bu kıskançlık bir bela. Çünkü ne clickbait yapıyoruz burada, ne yalan haber üretiyoruz, ne uyduruyoruz, ne felaket haberciliği yapıyoruz. Değil mi canlarım? Bize kendimizce bazen şarkı söylüyoruz, bazen fıkra anlatıyoruz, bazen mizah yapmaya çalışıyoruz. Ama bize burada ülkemizin insanlarının sorunlarını gündeme getiriyoruz. Ve getirmeye devam edeceğiz. Bir yazı daha okuyayım müsaadenizle. Tatsız tuzsuz bir şey olsa gerek, başlık. Değerli dostum Mehmet Barlas, biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz diye yazdım. Elbette bilmiyoruz sevgili dostum. Sen de ben de bir eli yağda, bir eli balda yaşayanlardanız. Sen havuz medyasında yazıyor, Anadolu Hisarı'nda yaşıyorsun. Ben de hem korkusuzdan hem de YouTube'dan malı götürüyor, sevgilimle Cennet Akyaka'da yaşıyorum. Senin benden avantajın maddi gelir konusunda değil yani. Zira benden daha çok kazanabileceğini sanmıyorum. Ama sen öylesine özgürsün ki, sen özgürlüğün tadını öylesine çıkarıyorsun ki, hani neredeyse kıskanıyorum diyeceğim. Ben kapı zili çaldığında jandarma geldi diye gidiyorum kapıyı açmaya, senin kapı zili çaldığında ise sen kargo elin geldiğinden eminsin. Aslında seninki de kolay iş değil, çok heyecansız, tatsız, tuzsuz bir şey olsa gerek. Canlarım işte böyle ya. İşte böyle.